Yine yanımda programımızda ağırlamaktan çok keyif aldığımız bir konuğumuz var ve eminim yine bize şahane yemekler yapacak. Sevgili şefimiz Batuhan Öner bizle birlikte. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. Sizi görünce her zaman daha iyi olur. Ya biz böyle programda acaba yansıtabiliyor muyuz ya izleyicilerimize? Şey diyormuşum hangi konuğumuzu sevdiğimizi, hangisini daha az sevdiğimizi falan. Konuk sever Metin. Yok öyle değil ama gerçekten öyle. Bütün konuklarımızı çok seviyoruz ama ben şimdi Anıl Can da bizi izliyordur mutlaka. Buradan selam olsun. Onun sayesinde hayatımıza girmiş bir insansın gerçekten. Anıl tanıştırdı. Aynen öyle. İyi ki de varsın. Hep de ol istiyoruz. Güzel tariflerle. Ya evet, yine sevdiğim, insanlarla paylaşmak istediğim bir tarifle size geldim. Tamam. Piliç firarda mı? Onunla mı başlıyorsun? Piliç firarda aynen. Tamam başlayalım. Tamam peki. Malzemeleri sayalım mı listeden? Tamam ben yardım edeyim sana. Malzemeleri sayalım tamam. Ben unutuyorum malzeme listesini. Tamam. Var mı sende? Yok. Görüyorum. Gördüğüm kadarıyla söyleyebilir misin? Tamam. Tamam. Şimdi bir piliç firarda yapacağız. Tavuk göğsümüz var. Yaklaşık 500-600 gram. Ben bunun altını açayım mı bunlardan bir tanesini bu arada? Açalım bir tanesini büyük kızartma yapacağız. Aynen. Şimdi bu tarifte kızartmayla başlayacağız. Açılır mı? Açılır o sesini geliyor. Açılır. Nişasta... Stüdyoda gerginlik. Nişasta, yumurta akı, karabiber, tuzla tavuklarımızı marine edeceğiz. Siz bunu evde yaparken bir saat yaparsanız daha iyi olacaktır. Biz şimdi hemen yapacağız. Süresizlikten böyle tarif vereceğiz sadece. Gidelim. Ben başlayayım hemen yapmaya. Ver. Yap başlayalım. Ben burada ne yapıyorum bu arada? Bunu ısıttım ama bir şey yağ falan koyayım mı? Ya yağ koyalım kızsın biraz. Biraz koyayım mı? Biraz mı ne kadar? Bence hepsini koyalım ya. Bunun hepsini. Ya lezzetli olmaz mı? Tamam kızartma. Peki. Bilmiyorum ben yani. Çok sistemde alıştınız diyetisyenler hep geliyor burada. Ben tamam, anti diyetisyen olarak yağım. Ben şu an yani hayatımda ilk kez şunun tamamını kullandım o yüzden bilemedim ben de bir şey. Aslında bu yemek çok sağlıklı tavuğu böyle kızartmazsanız diye. Tamam. Tamam başlayalım. Yumurta akımı ilave ediyorum. Yaklaşık 2 yumurta akı. Tamam. Niye akı? Sarısı pişince böyle çok koyu oluyor ya. Çok hoşuma gitmiyor benim. Akını yapalım. Lezzete bir katkısı oluyor mu? Etkisi oluyor mu sence? Olur. Sarısı. Sarısı daha lezzetlidir ama öyle mi? Görsel bence bir tık öne geçiyor sanki ya. Tamam. Ben yumurta sarısını tercih ederim. Senin bulduğun tariflerden bir tanesi mi? Ya aslında bir Taylandlı bir şefin bulduğu bir tarif vardı. Onu ben biraz modifiye ettim. Tamam. Biraz füzyon mutfağı çünkü bir Tayi uzak doğu yemeğine Amerikan dokunuşları gibi bir yemek. Peki. Yine lan başlığımız yemek. Nişastamız var. Mısır nişastası her zaman tercihtir. Daha çıtır yapar böyle, daha güzelleştirir. İlave edelim. Şimdi tavuk biliyorsunuz bayağı sıkıntılı bir ürün. Hangi açılardan? Çok lezzet fazla bakteri... Okay, tamam. Evet, tavukta çok fazla bakteri var. Ve tavuğu yıkadığınız zaman bu bakteriler her yere sıçrıyor. O yüzden tavuğu yıkamayın. Tavuk yıkanmaz. Bu bir. İkincisi tavuğu kestiğiniz tahta, bıçak, tezgah ve kullandığınız eldiven bunların hepsini çok iyi dezenfekte etmeniz lazım. Direkt çapraz bulaşma ve kötü zehirlenmeleri yol açar. O yüzden tavukla ilgili bu bilgileri ben her zaman vermeye çalışıyorum. Tamam. Teşekkür ederiz. Aynen. Tavuk biraz kırmızı çizgimiz. Peki. Tamam. Benceyiz. Şimdi teknik olarak bir tavuk kızartacağız. Bunu fırında da yapabilirsiniz. Ben sağlıklı yiyeceğim, sağlıklı olsun, fırına yapmak istiyorum diyen bunu fırında da yapabilir. Ama bir aynı tarifle yapabilir mi? Yapabilir. Aynı karışımı. Bu kadar yağ koymaz, bu kadar polimeye de girmez. Yağ koyduktan sonra. Tamam peki. Atalım, kızartalım mı? Tamam. Burada iş yoğun diye ben buraya geçeyim dedim. Tamam. Kamera arkasını yansıtmamıştık buraya. Şimdi bu tabii programın bir de kamera arkası var sevgili izleyicilerimiz. Ben şimdi mutfağı tabii ki nasıl bölüşelim dedim yani rahat çalışsın diye. Buraya geçince yani en çok iş burada buraya geçmesine miydin dedi. Ne demek istediğini çok fazla anlamadım. Sen gelinlerine de böyle mi söylüyorsun diyorum. Gelinlere yemek yaptırmaktan saçlarımla yazdığımı anlıyor. Biliyordur mutlaka bu programı. Ben bu arada o programı yani yayına hazırlayan insanları daha doğrusu fikir olarak bulan insanları da tebrik etmek istiyorum. Çünkü bu yani gelin kaynana şeyi projesi. Bir şey diyeyim mi? Bence... Zaten evde var olan bir şey. Ve bunu böyle hani yayına taşıma cesaretini bizi çok anlatan bir şey ya. Yani bizim ülkemizi, bizi yani hepimizi. Hayır ama çok şeyden de geliyor. Bence fikir şeyden geliyor olabilir mi ya? Sormak lazım aslında. Hani böyle hep
evlenildikten sonra böyle bir yemek beğendirememezsin ya yani kocaya. Çünkü evet. Annenin yani yanlış bir şeyden kaynaklı değil. Ben o değil. Şey olduğunu düşünüyorum. Yani annenin elinin çok daha fazla lezzetli oluşundan değil. Çocukluğundan itibaren o lezzete alıştığın için yanlış mıyım? Aynen öyle. Yani aynen ben öyle. Yani köfteyi nasıl yediysem hep öyle yemeği isteyebilirim. Farklı bir şekilde tabii. Yemek istemeyebilirim ben sonuçta. O yüzden herkese annesinin yemeği hoş gelir ya. Öyle şeyler yaşanıyor mu? Tabii ki. Ha, tamam. Yani mesela bir gelin pilav yapıyor, annesi ona bir veriyor. Ya diyor ki anne diyor sen diyor 10 yıldır benim yemeğimi yiyorsun, nasıl beni tanımıyorsun ama olabiliyor işte o. Ya şu ekran karşısına çıkıncaki heyecan da çok başka ya. Tabii ya aynen öyle. Çünkü biz evde hanım yemek yaparken bir an tutup kolundan programa getiriyoruz yani. Hani kendi geliyor ama ya bir şekilde öyle oluyor teknik olarak. Ben atıyorum tavuklarımız kızarıyor. Ha, bu arada Batu'nun da içinde bulunduğu bir gelin kaynana yemek programından bahsediyoruz bilmeyenler. Oranın yemek editörünü ve şefliğini yapıyorum. Böyle devam ediyorum. Tamam tavuklarımız kızarsın. Bırakayım mı? Bana mı? Ha. Ya, bilmiyorum ki ben yani bunlar pişince kenara al ve devam et manasında bir şey miydi o? Aynen o şekilde. Tamam yapalım. O zaman alayım hemen hatta... Ama şey önce çevireceğiz falan ya. Sen şöyle, o zaman sen ben mi çevireyim? Bilmiyorum ben anlamadım. Ben çevireyim sen bana söyle. Mesela görev anlaşmazlığı. Tamam okey bir şey söyle. Evet aynen öyle bir sıkıntı oldu. Şu anda çevireyim sonra... sen çevirmeye başladın. Of. Evet evet çeviriyorum. Cızır cızır. Ben yapayım işte. Ben yapabilirim. Hiçbir şey için geç değil. Gözüme doğru ilerleyen bir yağ patlaması yaşayınca böyle bir kenara falan çekilme istedim tabii ki. Tamam kusura bakma. Evet şu an tavuklarımız güzel kızarıyor. Bu lezzetin fokurdaması falan. Tamam. Ya evde yaşamadığım mutfak kazasını burada yaşadım ben ya. İnanılmaz bir şey. Ya öyle oluyor ya gerçekten. Bu yalnız niye biliyor musunuz? Hı. Yağın içine su damlamış. Ben size söyleyeyim. Bu kadar fokurdamaz. Ha, tamam. Tamam. Şimdi çok güzel tavuklarımızı kızartıyoruz. Tamam. Niye? Bir de mesela göğüsten yaptığımı söyle benim. Göğüs etlerin tamam. Biliyorsunuz protein oranı falan da bayağı yüksek. Bence lezzetli yüksek. Tamam. Hatta bir parça altını kısıyorum. Tavuklarım kızarırken bir de bir sos hazırlayacağız. Altına da bir bezelye püresi ve sotelenmiş lahanalar yapacağız. Hadi bakalım. Ya bir şey diyeyim uçuyor. Bezelye püresini ben yapayım mı bari? Olur. Ama yani. Buradan sıçrar mısın? Tamam dur o kadar tamam. Kendimi koruyabilirim bence. Tamam. Bezelyeleri atıyorum. Bezelyeleri biz önceden haşladık. Aşağı yukarı gördüğünüz gibi bir kase bezelye. İçerisine kremamızı koyacağız. Tamam. Ben koyuyorum. Rahat rahat püre yapabilirsiniz. Böyle o iş bende zaten. Karıştırma aynen. İşinin hepsi bende. Onu şunu yapalım. Tamam. Böyle güzel eze eze devam edelim. Tamam. Şimdi bir yandan da altına bir kırmızı lahana yatağı yapacağız. Bezelye biliyorsunuz bütün bu diyetlerde, vegan programlarında yüksek proteininden dolayı çok fazla tercih evet, edilen evet, bir ürün. Evet, tercih ediliyor. Bravo, doğru. Çok fazla askorbik asit içeriyor. Yani yüksek C vitamini var. O yüzden bence size tüketilmeli. Tavuklarımı ben yeterince kızardığına inanıyorum. Alıyorum. Ben de. Çok kızardım. Aynı ilacı paylaşıyoruz galiba şu an. Neyse, tavuklarımı çıkarıyorum. Tavukları nişastayla kapladığımız için dış bulaması daha kolay olacak şimdi. Zaten nişastanın buradaki amacı o. Hem doku katması hem de daha rahat kaplanması. Ben ilave ediyorum. Tamam. Televizyonlarını yeni açan izleyicilerimiz için hemen ne yaptığımızı hatırlayalım. Bir piliç firelde yapıyoruz. Evet. Ne yaptık? Bir dakika ben ne yapıyorum? Asıl önemli olması ben ne yapıyorum? Burada ben bezelye püresi hazırlıyorum. Şimdi bir yandan da kızarttığımız tavukları bir şeyle kaplayacağız yani. Bir sosla kaplayacağız. Tamam. Onu hazırlayalım. Susam. Susam bol olsun ya. Susam güzel oluyor. Şöyle 1,5 yemek kaşığı falan koydum. Yine bir 2 yemek kaşığı soya. Şöyle 1 yemek kaşığı bal. Of, çok güzel gözüküyor. Sarımsaklar lezzetlensin diye ezebilirsiniz. Ben direkt atıyorum böyle. Şimdi çok da lezzetlendirmeyelim. Kokmasın. Ketçap. Okey. Of çok güzel gözüküyor karışım yalnız. Karışım güzel. Cidden güzel. Bir parça bence karabiber. Ya karabiber bu lezzetin damakta kalmasını arttırdığı için ben çok fazla kullanıyorum. Neredeyse tatlıya bile koyacağım. Karabiberi o yüzden çok seviyorum. Bir de bayağı da şifalı bir ürün. Bu arada stüdyo çok güzel koktu. Evet. Şu son yaptığın karışım çok güzel koktu özellikle. O aynen. Şimdi
Bir parça yağıyla da kırmızı lahanalarımı soteliyorum. Burada lahana da tabii bir sürü yararı var da şimdi hani oturup hani gıda mühendisi gibi hepsini yaradan anlatmayayım. Ama lahananın da çok şifalı olduğunu ve kilo vermekle çok yararlı olduğunu biliyoruz. Ne? Sülfat vardı içinde galiba. Kırmızı sülfat rengini veren. O da bayağı... Onu ne kadar pişireceksin? Ya çok öldürmeyelim ya. Değil mi? Ben çok öldürmeyi sevmiyorum. Çünkü besinlerin değerli içine kalsın. Bir paket kreman vardı. Bir paket kremanın yaklaşık 1/4'ünü bezelyeye kullandım. 1/4'ünü bezelyeye kullandım. Geri kalan kısmını da lahanama koydum. Ben bezelyeyle ilgili bir soru sorabilir miyim? Ben bezelyeler tanınacak halde mi olması lazım, tanınmayacak halde mi olması lazım? Bence görünce bir tanımayalım. Bu ne diyelim ya? Tamam. Acaba avokado mu? Acaba bezelye mi? Tamam, okay. Bayağı o zaman... Bir kafalarda soru işareti oluşsun. Bir de ürünler her zaman çiğken tuzunu, karabiberini atarsanız daha çok içine çekecektir. Tamam. Çok da atmıyoruz. Tamam. İnanılmaz bir başarı sergiledim şu an bezelyede arkadaşlar. Belki hem şaşırdım şu an. Hem gerçekten ne olduğunu anlıyorsun hem de anlamıyorsun. Şüphe içerisindeyim. Şüphe içerisindeyim. Kendim biliyorum bezelye olduğunu ama. Ya bezelye aslında bir tabii ilkbahar ürünü ama dondurarak işte çok yararlı olduğu için kışını da tüketiyoruz. Bu yemekle seçmemin sebeplerinden biri de onu kapatmayalım. Pardon canım hemen açayım. Tamam. Şimdi artık tavuklarımızı kaplayalım be. Yavaş yavaş. Sonra bizi harika bir tatlı bekliyor. Bak bu tatlıya da bayılacaksınız. Benim favori tatlılarımdan biri. Rejim yaptığım dönemlerde çok kullanıyorum. Bence okey lahanalarda. Bak ben çok öldürmüyorum. Ben yani böyle çok öldürmeyi sevmiyorum ürünleri ya. Diri diri. Evet diri diri. Vitamin içinde kalsın. Lifleri dağılmasın. Bence hikaye güzel. Mesela şu dibinde oluşan şeyler içinde bir parça partiküller içinde bir parça su eklerseniz o dibindekini içine verirsin. Yani lezzeti gelir. Ben ayarım çok fazla yok. Ne kadar dedin? Damla, damla. Lütfen damla. Lütfen ne olur damla. Ne olur damla. Ben bir de bu bezelye püresi görevi bana verildiğinden beri ben hani yani sonuçta senin yemeğine çirkin göstermemek adına hani bir kötü değil ha şu an. Yok bence harikadır o. Bakamadı fazla. Şimdi yapmam gereken bir şey var. Yok gerçek. Ben hemen müdahale ederdim bir şey olsa şu gerçekten an. Gerçekten. Aynen her şey kontrol altında. Gayet iyiyiz. Tamam. İyi oldu ya. Şimdi tavukları pişirmişim. Tavukları pişirdik. Sosumun içine ilave ediyorum. Buradan da kurtulalım. Sotelediğimiz, birazcık kızarttığımız tavuk göğsü parçalarını bu bizim ketçaplı, soya soslu, susamlı karışımımıza attık. Bunun içerisinde aslında şey de güzel oluyor. Böyle yaprak yaprak soğan da koyabilirsiniz. O da lezzet veriyor. Eğer şimdi mevsimi değil de çok kullanmak istemedim. Biber böyle kırmızı, yeşil, yazın daha bol oluyor ya. Hmm. Ona da kullanabilirsiniz. Güzel. Böyle bir Amerikan Thai vari karışım. Oldu mu? Güzel. Tamam. Servis tabağı hangisini istersin acaba? Şöyle. Ben ayarladım. Buna koyuyoruz. Tamam süper. Şöyle birazcık soteleyelim. Uf, nefis kokuyor ve çok da güzel gözüküyor aynı zamanda. Güzel. Buna fırında da biz mesela yağda kızarttık sevgili izleyicilerimiz. Fırında da yapabilirsiniz. Ha, az yağla gibi bir fırında da olabilir gayet güzel. Karışımında olur. Ne vardı aslında onu söyleyelim. Hangi karışımda? Yumurtanın sarısını kullanmıyorsun, beyazını kullanıyorsun. Buladığımız, evet, buladığımızda iki tane yumurta akı. Sarısını koymamızı sevmiyorum söylemiştim. Tamamen renk. Tamam. Çok renk vermesin diye bayağı yanıyor çünkü hani güzel olmuyor. Hı-hı. Karabiber, tuz nişasta. Ve mısır nişastası. Özellikle tamam. Mısır nişastası. Tamam. Bunu bir saat bekletirseniz daha güzel olur. Tamam. Harcın içinde. Tamam. Biz süresel olarak bekletemediğimiz için böyle. İyicene pişirir mi? Yiyeceğiz değil mi? Yiyeceğiz. Kaç dakikamız var tatlıya geçelim? Geçelim bence. Pişmeyen bir de tatlı yapıyoruz galiba. Aynen. Bildiğim kadarıyla. Ben biraz ortalığı toparlayayım hemen. Aynen biraz toparlayalım. En son bu bezelye püresine bir parça tereyağı ilave etmek istiyorum ben. İşte. Uygun mudur? Ha şurada kaşığım var. Bak bu şeflerin aynı, hepsi aynı. Son dokunuşu kendisi yaptı gördün mü? Bırakmadım yine. Şurada yarım saattir karıştırıyoruz. Sen git emeğini ver bütün program bezelye püresini yap. Şef son dokunuşu yapıp lezzeti üstüne çeksin. Bunu ben bayağı olmuştu yalnız şeyden ocaktan ateşten alalı. Hala sıcaklığını koruyor mu? Koruyor. Ha tamam. Şey yapayım mı? Sunumu yapıp öyle mi geçelim? Öyle yapalım ya. Değil mi? Sunumu aynen yapalım. Soğumasın tamam aynen. Hı. Ben de şöyle yapalım. Kalıplarla filan. Şey çalışıp geldim. Bu program böyle bir program.
tavuktan biraz destek alacağız tabaklamadan. Ha, püreyi mesela çevresine böyle bir yapacaksın. Tamam. Tabii çok of, durmaz böyle. Kokuyor ya. İşte bu televizyonculukta bir böyle bir şey yok. Keşke... Koku efekti niye veremiyoruz? Evet, veremiyoruz ya. Yani. Çok güzel i̇şte kokuyor şu an. Şimdi bütün sarımsak kaldı ama olsun. Sarımsak ben severim. Ya, dursun şöyle. Ya tamam. Bayağı sıkıştırmalı. Ya düşer çünkü. Şimdi ben çektiğim an düşme ihtimali var. Şöyle bezelyeyi... Gerçek bir püre olsaydı anladım ben senin ne yaptığını. Demek ki gerçek bir püre olsaymış. Çok güzel olacakmış, kusura bakmayın. Yo, böyle tanecikli bir zaten ben öyle istiyordum. Tamam. O dili çıkartmasaydın hepimiz inanacaktık ama izleyici görmedi Allah'tan. Evet. Of, sorun yok. Bence... Ben bezelye karakterini kaybetmesini istemedim. Of çok güzel ya. İşte yani bir yemeği oluştururken minimum 3 tane renk kullanmak lazım. Burada birazcık onu sağlamaya çalıştım. Yemeğiniz valla kötü de olsa o görselle yedirirsiniz bir şekilde. Böyle. Bunu bezelye püresi için demedim. Çok olursa diye bu arada. Ben üstüme alındım ama olsun. Şimdi çekince düşmeyin inşallah bakalım. Ya bu yemeğin kaderi zaten ben dokunduğum için yani biraz belirlenmiş oldu. Of! Ya sen o kadar iyisin ki benim bu bozduğum şeyi bile güzel bir hale getirmeyi başardın şu anda. Bir de üstüne şey atalım mı? Taze soğan. Güzel yapar. Burada buyurun. Üstüne de biraz taze soğan atalım. Şuradan kıracağım. Ekranları yeni açan izleyicilerimiz için biz piliç firarda yaptık. Hem hızlı bir tarif hem de çok lezzetli bir tarif olduğunu söyleyebiliriz size. Neler yaptık hemen söyleyelim. Bir kere tavuk için bir karışım hazırladık. Normalde bir saat bekletebilirsiniz dediğimiz bir karışım. Bekletilmeli bence. Ha, çok lezzetli olur. Tamam. Yumurta akı kullandık. Mısır nişastası kullandık. Tuz. Hı-hı. Biraz karabiber var mıydı? Unuttum yine. Tuz, karabiber ben ekledim. Her şeye koyarım. Tatlı hariç. Ekledim ve biraz bekledim. Biz yani biraz bekletmek durumunda kaldık. Bir saat bekletebilirsiniz. Arkasından hı-hı. Hemen biz yağda kızarttık ama siz fırında da yapabilirsiniz bunu, bu tarifi. Bu arada ben bütün yeteneksizliğimi gözler önüne sererek bezelye püresi yaptım. Kremayla karıştırıyorsun. Değil mi bezelyeyi? Evet. Valla bir şey, püreye gülüyorum da niyeyse. Anlamsızca bir püreye gülmeye başladım. Kusura bakmayın. Ve onun dışında bir de... Ne yaptık? Şey, lahana soteledik. Şey. Lahana soteledik. Onu da yine aynı şekilde. Onun için bir lahana soteledik. Biraz kremayla aynen. Lezzetlendirdik verdik, diyelim. Lezzet aynen. Verdik. Doku verdik. Doku da çok önemli yemekte. Üç doku oluşturmak da çok önemli. Bence... Çok güzel gözüküyor. Hı, güzel ve oldu. Taze soğanla da süsledik. Hı. Şimdi bir de pişmeyecek bir pişmeyecek tatlı yapacağız. Pişmeyecek bir tatlımız var. Çok basit yine. Tamam. Şimdi bir de pişmeyecek bir pişmeyecek tatlı yapacağız. Pişmeyecek bir tatlımız var. Çok basit yine. Tamam. Pişmeyecek tatlının malzemeleri. Yaklaşık bir 8-10 tane hurmanın püresi. Hı hı. Bir yemek kaşığı ya da iki yemek kaşığı keçi boynuz unu, çok aromatik olduğu için bu opsiyonel değişebilir. Şöyle bir kase dolusu yulaf unu, pekmez, ondan sonra fıstık ezmesini üstüne süreceğiz sunumda. Yine Antep fıstığı ve benim kendi hazırladığım bir böyle şey orman meyve sosu var. Onu da güzeldir ha. Mis gibi de kokuyor. Evet. Bir de ceviz kullanacağız. Tamam. Şimdi nasıl yapalım? Hepsini karıştırıyorsun. Hepsini karıştırıyorsun. Yoğuruyorsun mu? Odur yani. Ya birazcık yoğuracağız. Hı, tamam. Burada şimdi kıvama dikkat etmek lazım. Koyarken çünkü şey... Sonradan ekleyerek... Hurma püresini insanlar kendi yapınca biraz su miktarını ayarlamak sıkıntı tamam. Oluyor ya. Yulaf ununu kafadan hepsini koyabiliriz. Tamam. Ondan sonra kakaoyu saymadık. Tabii kakaomuz da var. Hı. Kakao da bir 4-6 yemek kaşığı. Bu ya, dark bu, kakaolar tamam. Var ya ben onlardan kullanıyorum. Evet, renginden belli. Aynen. Ya işte iş renk. Renk çok önemli ya gerçekten. Özellikle ekranda renk patlayacak. Hurma püresi. Ha tamam, az önce dediğin gibi yani kıvamına göre eklemeye evet, devam evet. Ediyorsun. Tamam peki. Ya bence hiçbir şeyi böyle laps diye dökme olayı olmamalı. Çünkü her ürünün içindeki su miktarı, kullandığınız mevsime göre nemlilik oranı değişik. Hı hı. İşte cinsine göre, her şeyine göre değişik, lifine göre değişik. O yüzden böyle hiçbir şey laps diye koymadan yavaş yavaş kıvam vere vere pekmezimizi koyuyoruz. Pekmez de bir, yani bir iki yemek kaşığı yine tatlılığına göre. Bu tatlı vegan bu arada. Hmm, tamam. Tabii. Aynen. Bal kullanmadım o yüzden
pekmez kullandım. Fıstığı ve ezmeyi ben şey yaptım. Fıstık ezmesini ve fıstığı sonra en son. En son. Onlar tamam, sunum tamam. aşamasında. Keçi boynuzu. Keçi boynuzunu koyuyorum. Tamam. Çok seviyorum kokusunu ya. Tabii, keçi boynuzunu. Ben de yanlış bir şey. Keçi yanlış bir şey mi verdik? Yok kişniş koyuyormuşuz. Kişnişli tatlımızda. Koyuyormuşuz ama bozuntuya da vermiyormuşuz. Sonra devam ediyoruz taktırmadan. Yok keçi boynuzu. Çok lezzetli. Gönül rahatlığıyla koyabiliriz. Tamam. Ha, neyi peki. koymadık? Her şeyi koyduk. Tamam. Yani cevizi koymadık. Söyle. Cevizleri de biraz kıyıp böyle iri yarı koyabilirsiniz. Şöyle çok az üstünden geçeceğim. O hani şef dokunuş yapacak ya eline. Şey bıçak, ürüne bıçak değecek. Biz o zaman mutlu oluyoruz. Ürüne o bıçak değecek. Tamam şöyle alayım. Ceviz de yine lezzet, doku, hafif o bir cevizin bir ince acılığı vardır ya. O denge, doku, lezzet cümbüşü hepsini sağladık. Uf, güzel gözüküyor. Bir de güzel kokuyor. Çok ilginç. Kakaona girdiği her şey çok güzel kokuyor. Evet gerçekten. Ya gerçekten. Ya gördüğünüz gibi basit, sağlıklı olduğunu düşündüm. Çünkü hani zararlı bir şey yok içinde. Şeker yok, gluten yok. Gayet iyi bir tatlı. Pişmiyor. Pişmiyor. Raw food. Her özelliği var. Yaklaşık bir 3 parmak kalınlığında. Tamam. Pişmeyen bir tatlı yaptık efendim. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için hemen söyleyelim. Tarifin içinde yulaf vardı. Doğru. Arkasından işte bu ama şöyle söylememiz lazım. Kaç tane? 8 tane. Kaç hurmadan yap? 8-10 tane hurmanın püresi. Püresi. Aynen aşağı yukarı. Ama biraz böyle dokusunu kendiniz ayarlayacağınız için hepsini bir anda karıştırmak yerine yavaş yavaş karıştırmanız tabii. daha her, çok değil. Her tatlıda hele unlu şeylerde hepsini öyle yapmak tamam. lazım. Kıvamcı. Keçi boynuzumuz var. Biz evet. keçi boynuzu tercih ettik. Siz başka bir şey tercih edebilirsiniz. Tadı biraz baskın olduğu Tef için belki. Tef unu da çok yakışıyor bu arada bu tarifte. Tef unu kullanabilirsiniz tamam, alternatif olarak. Onun dışında ne koydun başka acaba diye düşünüyorum. Sonra en son ceviz koyduk. Saydık, ceviz saydık. Evet. Saydık hep. Kakao saydık. Aynen. Dark kakao. Evet. Dark bir kakao koyduk dark ve kakao. Şimdi kat kat bir şey. Kat kat. Tamam güzel. Tabii. Pişmeyen lezzet katlar tamam. işte. Şimdi üzerine fıstık ezmesi koyuyoruz. Aynen. Fıstık ezmesinde ben çok seviyorum. Ben de bayılıyorum. Hatta böyle birkaç tatlım var benim. Birkaç çalıştığım spor salonuna yolluyorum. Hep böyle fıstık ezmesi içinde. Hem tok tutuyor, hem enerji veriyor, hem de bence muhteşem lezzetli. Fıstık ezmesine koyuyoruz. Uf, çok güzel. Sen o şey kalıbı çıkarttıktan sonra çıkacak şey güzel olacak yani onu hissettim. Aynen. Zaten bu sürprizli böyle. Ben sürpriz yapmayı seviyorum. O yüzden bence iyiyiz. En az 3 renk olması lazım kuralına da şu anda. Uyuyacağız. Uydun. Geliyor. Mükemmel. Geliyor. Bence geldik. Tamam. Uf, çok güzel. Çok güzel gözüküyor. Bu da benim kendim çektire çektire yazın topladığım meyvelerle yaptığım bir sos. Antep fıstığı yakışmadığı şey yok. En sonunda Antep fıstığı. Bence hikaye tamamdır. Stüdyoda, evet stüdyoda heyecanlandım. 5 dakika bile sürmedik ama şunu evet, yapmamız. Evet gerçekten öyle. Çok güzel tarifler bunlar bu arada. Ve gerçekten çok hızlı yaptık. Dediğimiz gibi o işte tavuğun bir saatlik bekleme süresi size bağlı bir şey. Beklemeden de oluyor sonuçta. Beklesin beklesin. Ha öyle mi? Daha lezzetli olur. Ha tamam peki. İçine çekecek o tuzunu, karabiberini, nişastasını. Kötü bir süre değil ama hazırlaması en azından diyeyim. Değil mi? Aynen. Başladığınız ya anda. Ya zaten diğer ürünleri yaparken atıyorum bezelyeyi soyup haşlarken, lahanaları kıyarken atsanız tavuğu. Tavuk o arada da demlenir diyelim hani o arada çeker içine. Siz de yapmaya başlarsınız diğer ürünlerle. Çok güzel bir tarifti. Eğer tavuğun tipi size biraz değişik gelmişse, eğer o benim kendim yaptığım püre bezelye püresi. Bence muhteşem bir püre ya. Ben elledim çünkü yemeye biliyorsunuz zaten. Onun günah olmaz diye düşünüyorum. Çok çok teşekkür ederiz. Ben çok, çok teşekkür keyifli. Ederim. Hem seni ağırlamak çok keyifli hem de yemeklerinle tanışmak çok keyifli bizim adımıza. İnşallah izleyicilerimiz de evlerinde deneme fırsatına ya da isteğine en azından sahiplerdir şu anda. Biz eğer öyleyse çok çok mutlu olacağız. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Alcan'a buradan sevgiler, selamlar. Yayında emeği geçen bütün arkadaşlarıma ve tabii ki sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de bizimle birlikte olmayı tercih ettiğiniz için diyelim. Çok güzel bir hafta sonu olsun. Hoşça kalın.